Evet arkadaşlar merhabalar. Bu derste Sevr Barış Antlaşması'nı göreceğiz. Geçen derslerimizde 1. Meclis'in açılışını, meclise karşı çıkmış olan isyanları görmüştük. Bu derste de Sevr Barış Antlaşması ile devam edeceğiz. Şimdi Sevr Barış Antlaşması önce ezberde neyin antlaşması? Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzaladığı Barış Antlaşması. Bunu Mondros'la karıştırmayalım. Çünkü Mondros ateşkes, ateşkeslerden sonra bir de barış yapılır. Şimdi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yine hatırlarsak Paris Barış Konferansı toplanmıştı. Orada Versailles, Saint-Germain, Trianon, Neuilly gibi diğer yenik devletlerle imzalanan antlaşmaların taslağı belirlenmişti. Fakat biz orada dedik ki İtilaflar Osmanlı topraklarını paylaşamadıklarından dolayı Sevr'in taslağı ortaya çıkmamış. Şimdi bu gecikme nedeniydi paylaşamama. Şimdi ne oldu da birdenbire bu sefer Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda anlaştılar. Şimdi aslında tam anlaşamamışlar ama meclisin otoritesi artınca, meclis ön plana çıkınca kendi aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakırlar bir süreliğine ve bir taslak oluşturma yoluna giderler. Önce bu Sevr Barışı'nın taslağın hazırlandığı yeri muhakkak bilelim. Taslağın hazırlandığı yer San Remo Konferansı. San Remo İtalya'nın bir kenti. Konferans orada düzenlendiği için tarihe San Remo Konferansı diye geçiş yapmış. Taslağı hazırladıktan sonra Osmanlı Devleti'ni imzaya çağırırlar. İmzaya ilk giden Tevfik Paşa'dır. Yalnız Tevfik Paşa antlaşmanın taslağını görünce ben bunu imzalayıp vatan haini olmak istemem der. Dolayısıyla imzalamadan döndü. Yani imzalamaya gidip de imzalamadan dönen kimdir dediği zaman eski sadrazamlardan Tevfik Paşa olmuş olacak. Şimdi Osmanlı tabi gönderdi Tevfik Paşa heyeti imzalamadan dönünce normalde Osmanlı'ya bırakılan şehirler de Yunanlılar tarafından işgal edilince Osmanlı kendisine bırakılan yer sayısı azalınca yeni bir heyet gönderir. Şimdi biz buna bu sefer Sevr'i imzalayan heyet adını vereceğiz. Şimdi burada bir Hadi Paşa var, bir Reşat Halis var. Reşat Halis. Şimdi Hadi Paşa ne yapar? Hadi Paşa heyet başkanlığı yapar. O delegasyona katılanlardan bir tanesi Reşat Halit, bir tanesi de Rıza Tevfik olmak üzere. Şimdi bunlar gidip antlaşmayı imzalayıp dönenler. Sonra Osmanlı Devleti'ne tabi bir antlaşmanın yürürlüğe girmesi için Mebusan Meclisi'nin onaylaması lazım. Fakat Osmanlı Mebusan Meclisi yok. Neden yok? Çünkü daha önceki derslerde görmüştük. İstanbul işgal edildi. İşgal edilince meclis dağıtılmış. İşte padişah Mebusan Meclisi'nin yerine geçsin diye bir grup kurmuş. Buna tarihte Saltanat Şurası adı verilir. 40 kişiden oluşur. Padişah tarafından belirlenmiş 40 kişi. Sonra bu Saltanat Şurası'nın içerisinde olup da Sevr'e onay vermeyen tek kişi vardır. Sevr'e onay vermeyen tek kişi Topçu Feri. Yani eskilerin deyimiyle Kor General Rıza Paşa. Bir tek o 40 kişilik grubun içerisinde olmasına rağmen antlaşmaya onay vermeyen kişi olarak bu anlamda karşımıza çıkmış olacak. Şimdi Saltanat Şurası tabii ne olursa olsun meclisin yerini tutmaz. Çünkü meclisi halk seçer. Burada Saltanat Şurası'nı kim oluşturmuş? Padişah'ın belirlediği kişiler tarafından oluşturulmuş bir kura olma özelliğini taşır. Şimdi Sevr tabii çok geniş, çok da uzun maddeleri var. Yalnız böyle mantıkta bize lazım olabilecek maddeler var. Onlar üzerinde duracağız. Şimdi ilk maddeye bakıldığı zaman ne yapılmış? İstanbul Osmanlı Devleti'nin mülkü olarak bırakılmış. Fakat bir şart var. Şart nedir? Osmanlı azınlıklara kötü davranırsa Osmanlı Devleti'nden geri alınacak. Yani Osmanlı Devleti'ne şartlı ne yapılmış? Bırakılmış ki vakti zamanı geldiğinde azınlık halklarını bahane edip orayı tekrar Osmanlı'dan alabilsinler diye. Sonra Boğazlar yine Osmanlı Devleti'nin mülkü olacak fakat çok çok önemli uluslararası bir komisyon tarafından kurulacak. Şimdi Boğazlarla ilgili ilk defa komisyon nerede kurulmuştur derse nerede kuruluyormuş? Sevr Barışı'nda. Bir de içerisinde ne yok? Türk yok. Şimdi içinde Türk olsa da olması fark etmiyor. Sonuçta bize ait bir toprağa yani Boğazları başka bir devletin başka devletlerin temsilcilerinden oluşan kişiler yönetiyorsa bu %100 bağımsızlığımız da ters. Zaten Sevr baştan sona kadar bağımsız da ters olma özelliği taşır. Bu komisyonun ayrı bir bayrağı, ondan sonra ayrı bir bütçesi ve yine buna bağlı
olarak da kendine bağlı bir ordusu olacak ve geçişler paralı olacakmış. Sonra Osmanlı ordusu 50.700 ile sınırlı tutulmuş. Bunu tabii nasıl yapmışlar? Bunun nüfusu güvenliğe bölmüşler. Yani kaç kişi Osmanlı Devleti'nin nüfusunun güvenliğini sağlayabilir? 50.700 öyle ortaya çıkmış. Şimdi bu Osmanlı ordusu 50.700'ü geçmeyecek. Ağır silahları olmayacak. Küçük gemileri olacak. Yani donanması da olmayacak. Askerlik hem gönüllü hem paralı olacak ki Osmanlı asker oluşturamasın. Şimdi bu tıpkı Mondros'taki madde gibi direnişi engellemek, yani savunmasız bırakmak için hazırlanmış olan bir madde olma özelliğini taşır. Azınlıklara şöyle bir bakalım. Azınlıklar hem askerlikten muaf tutulmuş hem vergi vermekten muaf tutulmuş. Yani Osmanlı Devleti'nde azınlıklar askerlik de yapmaz, vergi de vermez. Ve kapitülasyonlar, yani başka devletlere verilen ayrıcalıklar, Osmanlı Devleti kapitülasyonları bütün devletlere tanımak zorunda kalmış ve yine antlaşma metnin içerisinde Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda sırasında savaştığı tüm devletlere savaş tazminatı ödemekle yükümlü hale getirilmiş. Çünkü sonuçta Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın yenik devleti olma özelliğini taşır. Şimdi bunlar böyle yapı olarak tabii Sevr'in maddeleri tasla, fakat bir de bu Sevr'le beraber ortaya çıkan Osmanlı topraklarının paylaşılma mevzusu var. Şimdi paylaşırken de şöyle yapalım. Önce tabii ki en başta kim var? İngiltere var. İngiltere'ye Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda kaybettiği Irak, Musul'u özellikle söyleyelim. Musul coğrafyası. Yine Filistin ve ona bağlı olarak Hicaz bölgesi, yani neredeyse Arabistan coğrafyasının tamamı onlara bırakılmış. Sonra diğer bir işgalci vardı. O işgalciyi hatırlarsak kimdi onlar? Fransızlar. Fransızlara Suriye, ondan sonra Lübnan, ondan sonra kısaca söylersek Çukurova. Yani Adana, Mersin, Hatay, dört yol artı Urfa, Antep ve Maraş coğrafyası da kime bırakılmış? Fransızlara. Zaten Akdeniz'in Türkiye kıyı şeridi ile Suriye kıyı şeridi, yani ikisi beraber onlara bırakılmış. Sonra işgalci olan topluluklardan bir tanesi de, bir itilafımız vardı. O kimdi? İtalya. İtalya, Güneybatı Anadolu, yani Antalya. Ondan sonra kısmen Muğla, kısmen Aydın coğrafyası, 12 ada ve yine Rodos coğrafyası kime bırakılmış? İtalyanlara bırakılmış. Sonra yine bir işgalci, o da zaten en büyük mücadeleyi yapacağımız toplu kimler? Yunanlar. Yunanlara bizim Doğu Trakya diye ifade ettiğimiz yer, yani Edirne, Tekirdağ, Kırklareli. Sonra her ne kadar Osmanlı toprağı olarak kalsa da, yani aslında uluslararası bir toprak olarak kalır, yönetimi Yunanlara bırakılan yer İzmir ve tabii ki Batı Anadolu. Batı Anadolu'dan kasıt da savaşlar sırasında da göreceğiz. Kütahya, Eskişehir, Afyon, Uşak, Bursa, Bilecik tamamı zaten bu anlamda kime bırakılmış? Yunanlara bırakılmış. Ve Doğu ve Güneydoğu'da iki tane yeni devlet ortaya çıkar. Onlardan bir tanesi Doğu Anadolu'da Ermenistan. Bir de Güneydoğu'nun daha da güney kısmında İngiliz mandası altında olacak olan bir devlet daha, yani Kürdistan Devleti kurulmuş. Ha, Osmanlı'ya ne kalmış? Osmanlı'ya şimdiki İstanbul ve civarında olan 21 tane şehir bırakılır. Yani Osmanlı Devleti'nin varlığına tamamen son verilmez. Kağıt üzerinde Osmanlı bu şekilde hayatına, eğer böyle devam etseydi tabii, o da hayatına öyle devam etmiş olacaktı. Şimdi Sevr'in ezberi, Osmanlı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzaladığı barış antlaşması dendiği zaman Sevr, Osmanlı'nın tarihinde imzaladığı son antlaşma hangisidir derse, yine Sevr, tarihinde imzaladığı son antlaşma Sevr olma özelliğini taşır. Şimdi Sevr'le beraber biz de gördük zaten, Osmanlı parçalanmış. Baştan sona kadar her şey bağımsızlığa terstir. Bir de Osmanlı fiilen sona ermiş. Neden fiilen? Çünkü resmen var, kağıt üzerinde hala var, ama işte gördüğünüz gibi her şey böyle elinden alındığı için yine fiiliyatta bir bitiş söz konusu. Sonra tabii bunun iyi tarafı var. İyi tarafı nedir? İyi tarafı, padişaha, hükümete çok büyük bir tepki duyulur halk tarafından ve buna bağlı olarak da milli mücadeleye katılım artar. Bu çok çok önemli. Hatta o kadar etkili olur ki bunun hükümete olan tepkisi, dönemin sadrazamı damat Ferit
sadrazamlıktan istifa etmek zorunda kalır. Ki zaten meclis damat Ferit'i vatan haini ilan edip vatandaşlıktan çıkarır. Ve yerine Osmanlı Devleti'nin son sadrazamı olacak olan Tevfik Paşa gelecek. Ki Tevfik Paşa da zaten daha önce sorulmuş olan bir KPSS sorusu olma özelliğini taşıyordu. Fakat şöyle de bir şey var. Şimdi biz Sevre ne diyeceğiz? Biz Sevre ölü doğmuş antlaşmadır diyeceğiz. Yani imzalandığı halde uygulanmamıştır. Uygulanamamasının iki mantığı var. Bir kanuni sebebi var, yasal sebebi. Çünkü kanunen Osmanlı Devleti'nde imzalanan bir antlaşmanın yürürlüğe girmesi için Mebusan Meclisi'nin onaylaması lazım. Meclis yok, onaylamamış. İşte o yüzden padişah meclisin yerine gelsin diye neyi kuruyordu? Saltanat şurasını kuruyordu. O yüzden hukuken geçersiz. Ha diyelim ki hukuken geçerli olsaydı dahi Kurtuluş Savaşı yapılıp başarıyla sonuçlanıp yerine Lozan imzalandığı için yine yasal olarak geçerli olsaydı dahi bir anlamı olmayacaktı. Şimdi bu Sevr Barış Antlaşması ve Sevr'in ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar. Bir de bu kısımda son bir mevzu var. Onu da burada görmüş olalım. Daha önce benzerini gördük. Zaten biraz daha aslında biraz birbirine karıştırılan bir mevzu. O biraz birbirine karıştırılan mevzunun adı Bilecik görüşmeleri olmuş olacak. Şöyle meselemizin adı Bilecik görüşmeleri. Bilecik görüşmeleri 5 Aralık 1920 tarihinde yapılmış. Şimdi bunun bir tarafı aynı İstanbul hükümeti, bir tarafı Türkiye Büyük Millet Meclisi. İstanbul hükümeti adına yine hatırlarsak eski sadrazamlardan Ali Rıza Paşa, Bahriye Nazırı vardı eski, ki eski sadrazamlardan biridir de aynı zamanda, hatırlayalım onu. Salih Paşa Amasya görüşmelerinde temsilciydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin delegasyon başkanı Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Celal Bayar'dan oluşur. Şimdi biz ne göreceğiz Bilecik görüşmelerini gördüğümüzde? Bakınız, İstanbul hükümeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmüş burada. O çok çok önemli. İstanbul hükümetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni resmen ve hukuken tanıdı. Şimdi bunu karıştırmayalım. Bakınız şöyle alalım. Neyle karıştırmayalım? Amasya görüşmeleriyle karıştırmayalım. Çünkü Amasya görüşmeleri 1919'un Ekim'inde yapılıyordu. Hatırlayalım Amasya görüşmelerini. Bir taraf yine kimdi? İstanbul hükümeti. Ama işte işin esprisi şurada. Diğer tarafta kim vardı? Temsil heyeti. Yani Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümeti kimi tanıyordu? Temsil heyetini. Bilecik görüşmelerinde İstanbul hükümeti kimi tanımış? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Yani bir tane görüşmede Amasya'da temsil heyeti varken Bilecik görüşmelerinde kim vardır? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Onu kesinlikle birbirine karıştırmayalım. Ve bunu söylerken de bir dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste artık cephelerle devam edeceğiz. Bir sonraki derse kadar hepinize iyi günler.